Herkese merhaba. Konu kazanmak olunca spor etkinliklerinde kafanızı oyundan başka hiçbir yere vermemeniz gerekir. Ama bazen talihsiz kazalarla sporcuların gerçek yüzünün ortaya çıkması, hakemlerin şok olmasıyla ve utançla sonuçlanabiliyor. İşte karşınızda hakemlerin dikkatini dağıtan 10 sporcu. Başlamadan abone ol butonunun dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Tıklayın gitsin. Hadi başlayalım. Niklas Helenius. Hepimiz bisiklet ve kayak gibi sporlarda sporcuların dar kıyafetler giydiğini biliyoruz. Bu da kıyafet konusunda bazen sorun çıkabileceği anlamına gelir. Ama futbol oynarken şort üstüne tişört gibi daha normal olan kıyafetler giyilir. 2017'de Aston Villa Tottenham Hotspur'a karşı oynarken yanlış elin yanlış yerde bulunması çok büyük bir kıyafet felaketine yol açtı. Tottenham'ın Rein Vitanga'nı yere düştü ve topu süren Niklas'ı yakalamaya çalıştı. Düşerken düşüşünü yavaşlatmak için Niklas'ın şortundan tuttu ve Niklas'ın iç çamaşırı görünmüş oldu. Daha sonrasında hakemler oyunu durdurdu ve spikerler de oyuncunun utancı biraz olsun hafifler diye kameraların yönünün değişmesini sağladı. Ne olay ama! Sırada ise Usain Bolt var. Bu Jamaikalı atlet dünyanın en hızlı adamı. Bir şekilde en saygın atletler bile jürilerin dikkatini dağıtabiliyor. Aslında bu tam olarak Usain Bolt'un suçu değil. Ama kesinlikle olayın içinde o da var. 2015 Dünya Şampiyonası'nda kameraman Bolt'u çekiyordu ki kendisini Usain Bolt'a doğru sürükleyen bir şeye takıldı. Bolt'un ayağı veya bacakları çok kolay bir şekilde kırılabilir ve kariyeri tamamen sonlanabilirdi. Bunun yerine ikisi de yerde yuvarlandılar ve gülüp geçtiler. Gerçekten acıtmış olmalı ve bu olay TV'de canlı olarak yayınlandıktan sonra hakemler ve yorumcular Usain Bolt'un bu kazayı ucuz atlattığını dile getirdi. Henrik Harlaut. Kayak yapmak dinlendirici bir tatil aktivitesi olabilir. Ama profesyonel serbest stil kayakçısı olan Henrik Harlaut için bu olay hiç de öyle değil. Sporcumuz profesyonelliğe ve kayarken yaptığı havalı hareketlerle biliniyor. 2014 yılındaki Soçi Kış Olimpiyatlarında erkekler kayış pistinde çok kötü bir düşüş yaşadı. Ama İsveçli kayakçı yokuşlara değil kendi pantolonuna yenik düşmüştü. Pantolonunun düşüp kameraların ve jürilerin önünde boxer'ının göründüğünü görebilirsiniz. Bu olay sayesinde ise Amerika yarışlarında birinci oldu. Henrik iyiydi ama muhtemelen küçük düştüğü için oldukça utanmıştı ve bu aksilikten dolayı yarışı kaybettiği için de birazcık kızmıştı. Sıradaki ise Kolombiya Kadın Bisiklet Ekibi. Bu belki size geniş ölçekli bir gardırop sorunuymuş gibi görünebilir. Ama işin aslı bunlar sadece uçuk görünümlü formalar. Kolombiya kadın bisiklet takımı bu tasarımı kendileri için yaptırmışlardı ve kıyafetleri sanki ortasında boşluk varmış gibi görünüyordu. Tabii ki bu teknik olarak uygunsuz bir şey değildi ama bu Dünya Bisiklet Şampiyonası'ndaki hakemlerin şok olmasına engel olmadı. Eylül 2014'te bu olay viral oldu ve içinde baş jüri üyelerinin de bulunduğu insanlar tarafından uygunsuz bulundu. Sizce jüri üyeleri bu durumu abartmış mı yoksa bu kıyafetler gerçekten çok mu fazla? Sırada Kristina Soukala var. Yunan su polosu sporcusu olan Kristina 2008 Olimpiyat Oyunları sırasında herkesi şaşkına uğratacak bir şey yaptı. Polo maçlarında tahmin edeceğiniz üzere oyuncular genellikle çok fazla kıyafet giymezler. Yani bir kıyafet faciası ortaya çıktığında bu olay gerçekten ciddi olabilir. Topa ulaşmaya çalıştığı bir anda kıyafet üzerinden düştü ve herkesin gözleri önünde ifşa olmuş oldu. Bu olayı hem milyonlarca kişilik kalabalık hem de jüriler gördü. Tabii ki elden bir şey gelmeyecek talihsiz bir hataydı ama eminiz ki Kristina bu olaydan dolayı bayağı utanmıştır. Sıradaki Olga Graf. 2014 Soçi Kış Olimpiyatları sırasında sürat patencisi Olga Graf Rusya adına yarışmayı kazanmıştı. Olga inanılmaz yorulmuştu ve olimpiyat madalyasını kazandıktan sonra kendini tamamen o ana kaptırdı. Kafasını o kadar odaklamıştı ki kostümünün fermuarını bir anda göbeğine kadar indiriverdi. Neyse ki ortada görünecek bir şey yoktu. Ama bu olayı biraz daha fark etmemiş olsaydı onun için büyük sorun olabilirdi. Hakemler ve kalabalık ona fermuarını çekmesini söylediler. Ne yaptığını fark etmemişti bile. Sadece soluklanmaya çalışıyordu. Hiçbir şeyin görünmemiş olması Olga için iyi. Ama eminiz ki yeterince dikkat dağıtmıştır. Sırada Blake Sheen var.
At yarışlarında jüriler genellikle jokeylerdense daha çok atlara odaklanırlar. Sonuçta kazandıkları para bunlara bağlı. 2015'te Avustralya'daki yarışlarından bir tanesinde Black Sheen için olay böyle gelişmedi. Etrafındaki kalabalığı büyük şoka uğrattı. Bir jokey olarak düşünmemek için sürekli sallanmakta olan atınıza gerçekten sıkı şekilde tutunmalısınız. Black atına gayet iyi tutunuyordu ama pantolonuyla iç çamaşırı bunu başaramamıştı. Yarışın ortasında düştüler ve bunu da tabii ki herkes gördü. Çok utanmış olabilir ama işin iyi yanına bakacak olursak yarışı ikinci olarak tamamladı ve artık herkese anlayabileceğiniz komik bir hikayesi var. Sırada Venus Williams var. Venus Williams, Amerika'nın en ünlü tenisçilerden bir tanesi. 2010'da Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda üzerine bayağı ilgi çekmişti. Ama bunun sebebi harika oynamasından dolayı değil, daha çok siyahlı kırmızılı bir iç çamaşırını ardından bir tenis kostümünü giymişti. Biraz içini gösteren, yani transparan bir kıyafetti ve diğer tenis kıyafetlerine hiç benzemiyordu. Aynı zamanda içine de hayal gücüne pek gerek bırakmayacak şekilde ten rengi iç çamaşırı giymişti. Karşılaşmayı sunan spiker bile bu konu hakkında yorum yaptı ve nedenini anlamak hiç de zor değil. Peki sizce bu normal mi yoksa Venus biraz kendini mi aşmış? Sıradaki ise Zinedine Zidane. Tamam, bu adam artık oynamıyor, biliyoruz ama o kafa atmalarıyla ünlü bir Fransız futbol efsanesi ve şu an Real Madrid yönetiminde. Her nasılsa Zinedine herkese seyircinin dikkatini dağıtmak varken sahada koşuşturmaya gerek olmadığını gösterdi. 2016'da Madrid Wolfsburg'a karşı kazanıyordu ve Zidane sevinçle koşup zıplarken birden pantolonunu yırttı. Buna kötü diyorsanız ikinci bir faciayı dinleyin. Madrid maçından haftalar sonra Manchester City'ye karşı aldıkları galibiyeti kutlarken yine pantolonunu yırttı. Bu adamın net değeri kocaman bir 18 milyon dolar. O yüzden insan bu kadar para kazanıyorken nasıl daha kaliteli bir pantolon alamıyor diye düşünmeden edemiyor. Sıradaki sporcumuz ise Elizabeth Phillips. Hepimiz biliyoruz ki dövüş sporları oldukça zorlayıcı. İşin içinde çok fazla itme kalkma ve zorlama var. Bu genellikle tişörtsüz ringe çıkabilen erkekler için sorun değil. Ama kadınların böyle bir lüksü yok. Bu da kıyafetle ilgili aksiliklerin kolayca ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Elizabeth Phillips bunu 2015'te bir mücadele sırasında zorlu yollardan öğrenmiş oldu. Amerikalı sporcunun süt yeni üzerinde çok da uzun süre kalmayacaktı. Ve bir noktada mücadeleden yorulup kendini arkaya attığında her şey apaçık ortadaydı. Tam da kameralar üstten onu çekiyorken. Kötü zamanlama budur işte. Son olarak videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.